Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf MAP yayınları sayfa 35, 38, 41, 42, 43 ve 44'teki çalışmaları birlikte yapmış olacağız. İlk çalışmamız sıra sizde bir kısmıyla başlıyoruz. Aşağıdaki üstü ifadeleri kuvvetleri pozitif tam sayı olacak şekilde yazınız demiş. Bakın bu ifadelerin kuvvetleri negatif olarak verilmiş. Onları pozitife çevirmemiz isteniyor. Negatif kuvvet arkadaşlar ne yapıyor? Sayıyı payda ise paya, payda ise paydaya, e, payda da ise paya yani üst taraftaki sayıyı alt tarafa alt taraftaki sayı üst tarafa alma özelliğine sahip. O yüzden 5 üzeri eksi 4'ü eğer kuvveti artıya çevirmek istersek bu aynı zamanda 1 bölü 5 üzeri 4'e eşittir. Bakın kuvveti artıya çevirdim. 1 bölü şekilde yazarak bu iki ifade birbirine eşittir diyoruz. B'ye geçtim. Şimdi buradaki negatif kuvvet aynı şekilde bunu payda al alacak. 1 bölü eksi 5. Eksi ister başına ister buraya yazabilirsiniz fark etmez. 1 eksi 1 bölü 5'in 3. kuvveti şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Negatif bir sayı olduğu için parantez de yok. Tek de kuvvet olduğu için sonuç negatif geliyor. O yüzden bu ifade negatif olarak sonuçlandı. C'ye geçtim. Bu eksi kuvvet payla paydanın yerini değiştirecek demiştik. 7 yukarıya 1 aşağı indi. 1'i yazmamıza gerek yok. 7 Nin karesi şeklinde bu ifademiz karşımıza geldi. Paydada 1 olduğunda etkisiz olacağı için paydadaki 1'i yazmamıza bir gerek yok dedik. C şıkkımızın cevabı için. D'ye geçtiğimizde bu eksi kuvvet bunun yerini değiştirdiğinde eksi 3 bölü 2'nin 4. kuvvet olacak. Ancak negatif bir sayı çift kuvvet bakın burada pozitife dönme var. İşareti önce belirleyelim. Negatif bir sayının çift kuvveti kuvvetin eksi olması sonucu eksi artılığını etkilemiyor biliyorsunuz buradaki eksiği çift kuvvet olduğu için 4 artıya dönüştürdü. Sonrasında kuvvetin eksiliği bunu ters çevirdi. 3 bölü 2 yaptı ve bunun dördüncü kuvveti olarak karşımıza geldi. Yani sayımız artı 3 bölü 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde ifade edilebilir diyoruz. 35. sayfadaki sıra sizde bir kısmı için. Şimdi alt kısma doğru devam ediyorum. Bu şekilde göstermemiz yeterli olacakmış. Bizden bir sonuç istememiş. Devam ettim. 38'deki çalışmamızla devam edeceğiz. Evet, sıra sizde 2 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki işlemleri sonuçların üstü ifade olarak yazınız. Çarpma işlemi arkadaşlar. Tabanları aynı ise üstler toplanır. Çarptığımız tabanımız 5. Üstleri topladığımızda eksi 4 ile 5'in toplamı artı 1. 5 üzeri 1 şeklinde sonucumuz karşımıza gelmiş oldu. B'de yine tabanlar eşit. Üstleri topladığımızda eksi 3 ile eksi 7'yi topladığınızda eksi 10 eder. 9 üzeri eksi 10 şeklinde ikinci sorumuz da cevaplandı. C'ye geçtiğimizde bu sefer üstler eşit. Üstler eşitse tabanları çarpıyoruz. Tabanları çarptığımızda eksi 3 ile 2'yi çarptığımızda eksi 6. Üstü 7 olarak e, burada sonucumuz ortaya çıkmış oldu. Parantez koysak da koymasak da sonuç negatif. Çünkü zaten tek kuvvet olduğu için her türlü negatif olacak. Ç'ye geçtiğimizde üstler eşit. Tabanları çarptım. 10 ile 5'i çarptığımızda 50. 50 üzeri eksi 5 şeklinde sonuçlanmış oldu. Diyoruz. Burada da iki kuralımızı öğrenmiş olduk. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Üstler eşitse tabanlar çarpılır diyoruz. Çarpmada üstlü ifadelerde arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Alt kısma doğru geçiyoruz. 38'de tamamladık devam ettim. Sıra sizde 3 kısmı devam edelim. Demiş ki: Yukarıda kartların üzerine üstü ifadeler ve bu üstü ifadelerin sol üst köşelerine de harfler yazılmıştır. Bu üstü ifadelerden sonucu pozitif olanların üzerinde yer alan harfler oklar takip edilerek alt kısımda verilen kutulara soldan sağa doğru yazılacaktır. Buna göre oluşacak bu kelimeyi bulunuz demiş. Şimdi bakın sadece ne dedi arkadaşlar dikkat ederseniz? Sonucu pozitif olanların üzerinde olan harfleri alacağız. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Negatifliğine pozitifliğine bakmamız yeterli. Şimdi ilk sayımızda başlayalım. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir arkadaşlar. Bu eksi sonuçlanır olmadı. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur olmadı. Negatif bir sayının çift kuvveti. Bakın kuvvetin eksi olmasının hiçbir önemi yok. Negatif bir sayının çift kuvveti artı olur. O yüzden M ilk harfimiz oldu arkadaşlar. Buradan böyle tek tek pozitif olanları çıkacağız. Birinci harfimiz bu. Ç'ye geçtik. Negatifin tek kuvveti yine negatif olmadı. Pozitif bir sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Burada kuvvetin eksi olması sizi aldatmasın arkadaşlar. O sadece kesir haline çeviriyor ama işareti etkilemiyor. O yüzden buradaki E'yi de pozitif olarak almamız gerekecek. Negatif sayının çift kuvveti bakın bu artı 1 olarak sonuçlarını sıfırıncı kuvvet. Artıya dönüştürdü çift kuvvet olduğu için. O yüzden R'yi de aldım. Burada negatif bir sayın tek kuvveti negatif olur. Olmadı. Negatif bir sayın çift kuvveti pozitife döner. Bakın kuvvetin yine eksiliği şuradaki eksi gibi. M ile H birbirine benziyor. Yine pozitif olacak. O yüzden H'yi aldık. Merhaba mı çıkacak? Bakalım ne çıkacak? Yok başka bir şey çıkıyormuş. Devam ettim. Bunu yapmıştık. Buradan devam et diyor. Buraya geçtim. Negatif bir sayının çift kuvveti artıya dönüşür arkadaşlar. Çift kuvvet olduğu için a'yı da aldım. Evet devam ettik. Ee, ö harfi harfiyle negatif bir sayının tek kuvveti ne olur arkadaşlar? Negatif olur almadım. Negatif bir sayının e, çift kuvveti artıya dönüşür. M geldi. Negatif bir sayın çift kuvveti ama olmaz arkadaşlar. Niye olmaz? Bakın burada parantez eksik. Bu çok önemli. Parantez yoksa çift kuvvet olmasının hiçbir anlamı yok. parantezin olması çok önemli bir detay. O yüzden R de negatif olarak sonuçlanıyor. Pozitif bir sayının çift kuvveti. Her, zaten pozitif sayıların tüm hepsinin sonucu pozitifti. E'yi de aldık. Ü'ye geçtiğimizde negatif bir sayının çift kuvveti ama bu sefer de kuvvet parantezin içerisinde. Bakın bu da Negatif olarak sonuçlanır. Bu da çok tehlikeli. Özellikle R ve Ü'ye ekstra dikkat edin. Parantez olayı çok detaylı. Parantezin dışında kuvvet olması lazım. Burada parantez olması lazım gibi pozitife dönmesi için kurallarımız var. Onlara dikkat edelim. Burada negatif bir sayının çift kuvveti artıya dönüşür. O yüzden T harfi de gelmiş oldu. E, bu kelimeyi bulunuz demiş. Merhamet kelimesi gizli kelime olarak bulunmuş oldu. Sıra sizde 3 kısmı için. Devam ediyorum. Sıra sizde 4 kısmına doğru. Burayı temizledik. Aşağıda geçtiklerde değişkenlerin yerine yazılması gereken tam sayıları bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. A ifadesi 3'ün kaçıncı kuvveti 81'dir? 3 kere 3 9. Şöyle gösterelim hatta. Burada. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81'dir. Yani A yerine gelmesi gereken sayımız 4 olması gerekiyor arkadaşlar. B'ye geçtim. 2 üzeri eksi 15. Bunu 2'ye çevirdiğimizde 32. 2'nin 5. kuvveti arkadaşlar. 2'nin 5. kuvvetinin üssü bir sayı olacak. Çarpımları eksi 15 olması lazım. Kaç olması lazım? 5 ile eksi 3'ü çarparsak eksi 15 yapar. O yüzden D yerine eksi 3 gelmesi gerekiyor dedik. Eksi 3'ü şöyle güzel yazalım. Evet. Devam ettim C ile. 2'nin bir kuvveti 64 olması lazım. 2'nin 6. kuvveti 64. Ama bir de paydaya indiği için buraya eksi 6. kuvveti yazmam lazım. Çünkü 6. kuvveti yazarsam 2 üzeri 6 64'tür. Ama 1 bölü 64 olması için bir de eksi 6 olması lazım ki ters dönüp paydaya geçebilsin dedik. Buraya geçtim. Bu 125 5'in 3. kuvveti de onun 6. kuvveti varmış. Buradan bu 5 üzeri 18'e eşit. O zaman C yerine bakın 5 üzeri 18 olması için C yerine 18 ifadesinin gelmesi gerekiyor dedik. İlk satırımızdaki soruların cevabı için. Şimdi D, E, F ve G'yi yapalım. Burayı bir temizleyelim çok karışmasın arkadaşlar. Alt satıra geçelim şimdi. 6 36 36 6'nın karesine eşit. Bir de burada 2 e var. Bunları çarptığımızda 4 e yapar. 4 e buradan 4'e eşitmiş. E, e yerine kaç yazarsam 4 ile çarparsam 4 eder. 1'i o zaman E yerine gelmesi gereken sayımız 1 olması lazım ki arkadaşlar eşitlik sağlanabilsin diyoruz. E'ye geçtim. Burada ikisini 2'nin kuvveti şeklinde yazacağız. Bu 2'nin karesinin 6. kuvveti. Bu da 2'nin küpünün K yazmış. Üstleri çarptığımızda 2 üzeri 12. Buraya çarptığımızda 2 üzeri 3K. Şimdi burada dikkat ederseniz ne var arkadaşlar? Tabanlar aynı. 12 ile 3K eşit olması lazım. 3 ile kaçı çarparsam 12 yapar? 4'ü. O zaman K yerine gelmesi gereken sayımızın 4 olması gerektiğini bulmuş oldum. F'ye geçtim şimdi. 3, bunu da 3'ün kuvvet şeklinde yazalım. 27, 1 bölü 3'ün Üçün, 3. kuvvetinin F'si. Şimdi bu tabana indiğinde 3 üzeri eksi 9 artı 9 olması lazım. Yani bu 1 bölü şeklinde yazdığında artı olarak paydaya geçiyordu. Şimdi buranın 9 olmasını istiyorum 3'ün kuvveti olarak. E 3'ü çevirdim. 3'lü kaçı çarparsam kuvveti 9 olur. T yerine 3 yazarsak arkadaşlar 3 kere 3 9 yapar. 3 üzeri 9 bu ifadeye eşit olmuş olur. O yüzden T yerine 3 ifadesi kullanmış oldum. G'ye geçtim. Biraz önce söylemiştik 64 2 üzeri 6'ya eşit. Bir de onun eksi 3. kuvvetiymiş. Buraya çarptığımızda 2 üzeri eksi 18 oldu. Karşı tarafta da 2 üzeri 3 M var. 3 ile kaçı çarparsam eksi 18 yapar. O da eksi 6 arkadaşlar. Eksi 6 ile 3'ü çarparsanız eksi 18 yapar diyoruz. Bu şekilde bunu da çözmüş olduk. Sıra sizde 4 kısmındaki ifadelerin yerine gelmesi gereken harfler yerine gelmesi gereken sayıları bulmuş olduk. Sıra sizde 5 ile devam ediyoruz. Burayı temizledik. Alt kısma doğru geçtim arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş. A şıkkımızla başlayalım. Eksi 3'ün küpü. Şöyle A'yı çözüyorum. Silerek ilerleriz. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olduğu için bu eksi 27 geldi. Eksi. Eksi 5'in karesi yalnız çift kuvveti içeride olduğu için bu da pozitife dönüşmüyor. Dışarıda olması lazım çift kuvvetin. O yüzden bu da negatif olarak eksi 25 olarak geldi. Bir de 125'in birinci kuvveti 125 var. Şimdi işleme geçtim. Çıkarma tam sayılarda biliyorsunuz dönüşüme uğrar. Bu toplama işlemi oldu. Bundan sonra gelen sayın işareti de artı oldu. Yani işlemimiz eksi 27 artı artı 25 artı 125 oldu. Buradan da eksi 27 ile artı 25 topladığımızda artı 2. Artı 2 ile artı 125 topladığımızda da artı 127 şeklinde sonuca ulaşmış oldum. Bu A şıkkımızın cevabı olarak karşımıza gelmiş oldu. B'yi çözelim buraya da. 24 çarpı Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. Şimdi bu önce negatif bir sayının çift kuvveti artıya dönüşecek. Sonuç artı. 2'nin eksi 2. kuvveti ters çevireceği için 1 bölü 2'nin 2. kuvveti olur. O da 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Bakın bu ifade 1 bölü 4 olarak sonuçlanıyor. Ona dikkat edelim. Artı 3 çarpı eksi 1'in çift kuvveti artı 1 olarak sonuçlanır. Şimdi önce çarpmalar sonra toplama. 24 çarpı 1 bölü 4'ten şu 4'ler sadeleşir. 6 kere 1 6 geldi burası. Payda 1 olduğu için yazmadım. 3 kere 1 3 de burası geldi. 6 ile 3 topladığımızda da sonucu 9 olarak bulmuş oldum. B şıkkımızın cevabı için. Ve C şıkkıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ikisini siliyorum. Şimdi C ve Ç'yi yapacağım. Eksi 2'nin karesinin 4. kuvveti. Kuvvet çift olduğu için artıya dönüşür bir kere. 2'nin karesi 4. 4'ün 4. kuvveti ya da 2'nin 8. kuvveti aynı şey. 4 kere 2 8. 2'nin 6. kuvveti arkadaşlar 64'tü. 7. kuvveti 128. 8. kuvveti 256. Burası artı 256 geldi. Artı. Burası negatif bir sayı zaten. Çünkü tek kuvvet. 2'nin küpü 8'di. Eksi 8 burası. Şöyle paranteze alalım. Bölü. Eksi 2'nin karesi artıya dönüşür çift kuvvet olduğu için 4'e eşit. Şimdi önce bölme yapılacak. Eksi 8'e artı 4'e böldüğümüzde zıt işaretli olduğu için negatif 8 bölü 4 2. Artı 256 ile topluyoruz. Eksi 2'yi zıt işaretli olduğu için farkını aldık. 254 büyük olan işareti artı olduğu için artı 254 olarak sonuçlanmış Oldu. C şıkkımız diyoruz. C'yi de bu şekilde çözmüş olduk. Şimdi C'ye geçelim. C'yi çözüyoruz. Toplama 5 üzeri 5 artı 5 üzeri 5 şeklinde 5 tane sayı var. Bunu şöyle yazıyoruz arkadaşlar. 5 çarpı 5 tane oldukları için 5 üzeri 5 5 çarpı 5 üzeri 5 çünkü 5 tane var. Başka türlü toplama yöntemi yok. En zor soru da bu C şıkkı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. 5 tane 5 üzeri 5 bölü 5 üzeri 3. Şimdi burada ne yapacağız? Bu çarpma durumunda olduğu için üstler toplanır. Bunun üstünde gizli bir var. 5 üzeri 5 üzeri üstleri topladığımızda 6 yaptı. Bu tabanda 5 üzeri 3. Bölme işleminde tabanlar aynısı üstler çıkarır, çıkarılır. 6'dan 3 çıkardığımızda 3 kalır. 5 üzeri 3 olarak sonuçlanmış oldu. Bu şekilde bakın bu toplama durumunda verilen aynı sayılar bu şekilde çarpma durumunda ifade edilmesi lazım. Çok önemli bir soru tipidir. C şıkkına ekstra dikkat ediniz diyoruz ve 41'i de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Devam ettik arkadaşlar 42'deki alıştırmalarla. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz demiş. Hemen bulalım. 3'ün kuvveti 1 sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. A şıkkımız 1 olarak karşımıza geldi. B 5'in karesi 5 kere 5 25. 1'in tüm kuvvetleri 1'e eşitti. Ve C şıkkında negatif bir sayının çift kuvveti pozitif. 2'nin 6. kuvveti 64 olarak karşımıza gelir diyoruz. İlk satırı bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci satıra geçtim. Eksi 3'ün 5. kuvveti negatif bir sayının tek kuvveti negatif. 3'ün 5. kuvveti 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 çarpı 3 81 81 çarpı 3 243 olarak sonuçlanmış oluyor arkadaşlar D şıkkımızın cevabı da diğerine geçtim E şıkkımıza E şıkkımız demiş ki eksi 7'nin karesi yalnız parantez olmadığı için sonuç negatif 7'nin karesi de 49 olduğu için eksi 49 olarak sonuçlanmış oldu F'ye geçtim. Negatif bir sayın tek kuvveti negatif ama bir de başında eksi var. Bu pozitife çeviriyor. Bakın bu tehlikeli bir soru. Başındaki eksiden dolayı pozitife döndü. İşareti belirledim. 4'ün küpü 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 yapar arkadaşlar. G'ye geçtim. Negatif bir sayın çift kuvveti ama parantez yok. O yüzden negatif. Onun karesi 10 kere 10'dan 100 yapmış oldu diyoruz. Diğer satıra geçtim. 8'in eksi 2. kuvveti eksi kuvvet ters çevirir. 1 bölü 8'in karesi o da 64'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Bakın eksi kuvvet sayının işaretini etkilemez. Sadece yön değiştirir. Buna ekstra dikkat edelim. Bu ifade negatif bir sayın çift kuvveti. Kuvvetin eksi olması hiçbir anlamı yok. Çift olması bunu artıya dönüştürür. 2'nin 4. kuvveti ama eksi 4 olduğu için 1 bölü şeklinde yazacağız. 4. kuvvet de 16'ya eşittir. 1 bölü 16 olarak sonuçlanmış olur bu ifademizde diyoruz. İ'ye geçtiğimizde 1 bölü eksi kuvvet olduğu için 9'un 3. kuvveti 9 kere 9 81 81 çarpı 9 lazım bize arkadaşlar. Şurada yapalım. 81 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 1 9 9 kere 8 72 729 olarak gelmiş oldu. İ şıkkımız. Son olarak C kaldı. C'yi de şöyle yapalım. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif. 6'nın eksi 3 olduğu için 1 bölü şeklinde yazacağız. 6'nın küpü 6 alt kere 6 36 36 çarpı 6 216 olarak karşımıza gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi eksilere çok dikkat etmek lazım. Üstlerin eksiliğine dikkat etmek lazım. O yüzden bazı ifadelere ekstra dikkat yapıyoruz. Bazılarında parantezin dışında eksiler var. Hepsine dikkat ederek soruları çözmüş olduk. Birinci sorumuzun cevabı için. 2'ye geçtik arkadaşlar. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üstü ifade olarak yazınız demiş. Yazalım. Üstü ifadelerde çarpma. Üstler toplanır. Taban 3. Üstleri topladığımızda 7 artı 3. 10 yapar. 3 üzeri 10 olarak sonuçlanmış oldu. B'ye geçtim. Yine üstleri topladım. 2 taban. 10 ile 5 topladım. 15. C'ye geçtim. Tabanlar aynı yazılıyor. Üstler toplanır. 8 artı 3 11. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Çarpmadaki birinci kuralımız bu. Ç'ye geçtim. Yine aynı. Tabanlar aynı. Üstleri topladığımızda bakın zıt işaretli olduğu için eksi 1 olarak sonuçlanmış olur. Eksi 8 ile artı 7'nin toplamı. Devam ettim. Şimdi üstler eşitse o zaman tabanlar çarpılıyor arkadaşlar. 9 ile 4'ü çarptım. 36. Üstümüz 5 olarak gelmiş oldu. Eğer üstler eşitse tabanlar çarpılır diyoruz. Dikkat edelim. Üstler eşit tabanları çarptım. 42 üzeri 7 oldu. Devam ediyorum. F şıkkıyla. Tabanlar aynı. Üstler toplanacak. Eksi 2'nin. Eksi 5 ile eksi 3'ü topladığımızda eksi 8 yapar. Eksi 2 üzeri eksi 8 şeklinde sonuçlandı. Devam ettim. Bu sefer taban üstler eşit. O zaman 3 ile 5 çarptım. 15 üzeri 12. Üstler eşit. O zaman tabanları çarpacağız. Eksi 10 ile 5'i çarptım. Eksi 50. Parantezi alalım. 6. kuvvet şeklinde olur. Bakın burada parantezi alıp almamak çok önemli. Çünkü bu çift kuvvet olduğu için artı. Bu da artı. Sonucun artı çıkması lazım. Eğer parantezi almazsak sonuç eksi çıkar. O yüzden parantez detayına dikkat edelim dedik. Ve ikinci soruyu da bu şekilde çarpma işlemlerini yapmış olduk. Üçüncü soruyla devam ediyoruz şimdi. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlamaları yapabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Şöyle kalemimizi değiştirdik. Bölme işleminde tabanlar aynısı. Üstler çıkarılır. 8'den 5 çıktı. 3 kalır. 2 üzeri 3. Burada tabanlar aynı. 12'den 9 çıktı. 3. Burada tabanlar aynı. 10'dan 3 çıktı. Bakın bu tehlikeli bir işlem. 10 eksi eksi 3. 10'dan çıkaracağız çıkarma olduğunda arkadaşlar dönüşüme uğradığı için artı artı oldu. Yani 13 olarak sonuçlandı. Çoğu öğrencimiz bu noktada sıkıntı yaşayabiliyor. C şıkkını dikkat edin. Bölme de çıkarırken eksi sayı varsa artıya dönüşme durumundan dolayı bazen farklı sonuçlar çıkarabiliyor. C'ye ekstra dikkat edelim. 6 üzeri 13 olacak. C ile devam ettim. Burada da benzer bir durum var. 11. Eksi 4'ten 2'yi çıkardığımızda eksi 4 eksi 2 sayısı. Bu artı oldu bu eksi oldu. Yani sonuç eksi 6 oldu arkadaşlar. O yüzden 11 üzeri eksi 6 şeklinde sonuçlanır. Yine B, C ile Ç dikkat gereken 2 soruydu diyoruz. D'ye geçtim. Bunda da benzer bir durum var. 5'i yazdım. Eksi 1'den eksi 7'yi çıkardığımızda bu artı bu da artı olduğu için sonucumuz artı 6 olarak sonuçlanmış olur. 5 üzeri artı 6. Burada Üstler eşit. Üstler eşitse tabanlar birbirine bölünür. 9'u 3'e böldüm. 3. Tabanı aynen yazdım. 5. İkinci kuralımız da bu arkadaşlar. Üstler eşitse tabanları birbirine bölmemiz lazım. Mesela burada üstler eşit. 14'ü 7'ye böldüm. 2. Üstü aynen yazdık. 4. Burada tabanlar aynı. 25'i 5'e böldüm. 5. Üstü aynen. Eksi 5 olarak yazdım. Burada üstler eşit. Eksi 64'ü 8'e böldüm kaç yapar arkadaşlar? Eksi 8 yapar. Üstümüzde 3 olarak gelmiş oldu. Üstler eşitse tabanlar bölünüyor. Tabanlar eşitse üstler çıkarılıyor şeklinde. Bölmedik kurallarımızı da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Ve 3. soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk. 4. soruyla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. 4. sorumuz demiş ki Aşağıdaki işlemleri işlemlerin sonuçlarını üst ifade olarak yazınız. Yazalım. Üstün üstü arkadaşlar. 3 ve 4 üstler. Bunlar çarpılıyor. 3 kere 4 12 yapar. 2 üzeri 12 şeklinde yazılabilir. Bu kadarcık. Burada eksi 5 ile 3 çarpıldı. Eksi 15 yapar. 3 üzeri eksi 15. Bu kadar. Burada eksi 2 ile eksi 6 çarpıldı. Artı 12 yapar. Eksi 5'in Artı 12. kuvveti. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapıyordu. Unutmayın. Burada eksi 3 ile 5 çarptım. Eksi 15. 7 üzeri eksi 15. Burada eksi 8 ile eksi 2 çarptığımızda artı 16. 8 üzeri 16. Burada 6 üzeri 8 kere yedi 56. Eksi 56 şeklinde. Ta üstün üstü alınırken üstleri çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine eksi çift Eksi sayılarda çift kuvvet olayına dikkat edin. Bazen orada negatiflik, parantezlik falan dikkat edilecek sorular gelebiliyor. Burada öyle bir soru yoktu. Dikkat etmemiz gereken. Sadece üstleri çarpmamız yeterli oldu ama bazen işaret noktasında üstün üstü ifadesi sıkıntılar çıkarabiliyor. Ona da dikkat edelim diye hatırlatmış olduk. Beşinci soruya geçtim. İşlemin sonucunun en sade halini üstlü ifade olarak yazın demiş. Şimdi bunların hepsi 3'ün kuvveti. 81, 3'ün 4. kuvvetinin 5. kuvveti olarak geldi. 729, 3'ün bir kuvveti arkadaşlar. Kaçıncı kuvveti? 3'ün 6. kuvveti. O yüzden şöyle oldu bu. Eksi 3'ün 6. kuvvetinin eksi 2. kuvveti çarpı 3'ün 7. kuvveti. Şimdi hepsini 3'ün kuvvet şeklinde yazdım. Bir adım daha ilerletelim. Üstleri çarpalım. 3 üzeri 20 çarpı eksi 3'ün eksi 12. kuvveti çarpı 3 üzeri 7. Şimdi tabanlar aynı mı? Aynı arkadaşlar. Neden aynı? Çünkü bu negatif bir sayı olsa da çift kuvvet olduğu için artıya dönüşür. Yani bu da e, 3 olarak kabul edilebilir. 3'ü de 3 tabanımız 3. O zaman üstleri topluyoruz. 20 artı 7 27 Eksi 12 daha 27'den 12 eksilttiğimizde 15 kalır. Yani bu ifade 3 üzeri 15 şeklinde sonuçlanabilir diyoruz arkadaşlar. Buradaki negatif sayının sonucu pozitif çıkacağı için bunu da 3 şeklinde aldım ve üstleri toplayarak sonuca ulaşmış oldum. En sade hali 3 üzeri 15 şeklinde ifade edilebilir dedik. 5. sorumuz için ve sayfa 42'yi de bu şekilde çözmüş olduk. Devam ediyoruz 43 ile. Aşağıdaki işlemlerle karşılarındaki ifadeleri bir eşitlik oluşturacak şekilde eşleştiriniz demiş. Eşleştirelim arkadaşlar. Şimdi bunları sadeleştirmemiz isteniyor özetle. 4 2'nin karesine eşit. Bir de 3. kuvvet olduğu için. Burası ne yapar? 2 üzeri 6 yapar. 2 üzeri 6. Bir de 2 üzeri 12 var. Tabanlar aynı. Üstleri topladığımızda 2 üzeri eksi 6 olarak sonuçlanmış oldu burası. Nerede arkadaşlar? Bakın A şıkkımızın cevabı burada olacak. Şuraya da A kutucuğunu yazmış oldum. İşlemler birbirine çok karışmasın diye biraz farklı kalemler kullanacağım. Sonra bazen çok karışırsa da sileriz. Eksi 5'in çift kuvveti artı olacak. Eksi bir kuvvet olduğu için bir bölü şeklinde yazacağız. 5'in karesi de 25 olduğu için artı 1 bölü 25 olarak sonuçlanmış olacak. Bu neredeki ifadeye eşit? Bakın şuradaki arkadaşlar. Çünkü bu ifadede 1 bölü 5'in karesi yani 1 bölü 25 ile aynı anlamı taşıyor. O yüzden bu ifadeyle B ile bu eşleşmiş oldu. C'ye geçtim. C'yi de yapalım. Sonra silerek diğerlerine geçeceğim. Çünkü çok karışacak yoksa. Burada tabanla üstler eşit. Tabanları çarparsak 3 ile eksi 4 çarptım. Eksi 12. Üstümüzde 7. Eksi 12'nin 7. kuvveti. Bakın burada arkadaşlar. O yüzden burası da C ile eşleşmiş oldu. İlk 3'ünü eşleştirdim. Kalan üçüne geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları silerek yenilerine geçiyorum. Karışmaması için. Ç'ye geçtim. Önce böl, buradaki parantez içi yapılır. Bölme işleminde tabanlar aynısı üstler çıkarıldı. 2 üzeri 1 kaldı. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 1'i çarptığımızda da üstler toplandığında 2 üzeri eksi 1 olarak sonuçlanır. Bu da neye eşit? 1 bölü 2'ye bakın bu 2 üzeri eksi 1 ile aynı şeydir. 1 bölü 2 şeklinde ifade edilir. O yüzden C şıkkımız 1 bölü 2 ile eşleşmesi gerekti. Diğer ifademe geçtim. Birin 8 kere 9 72. kuvveti. 1'in tüm kuvvetleri kendisine eşit olduğu için sonuç 1 olması lazım. Nerede arkadaşlar? Bakın burada. Yani D şıkkımız eşleşmiş oldu. E'ye geçtim. Bu ifade 5'in küpünün yazamadım. Şöyle düzelttim arkadaşlar. 5'in 3. kuvvetinin 5. kuvveti Oradan da 5 üzeri 15. 5 üzeri 15'i böl demiş. 5 üzeri 7'ye. Üstler çıkarıldığında 5 üzeri 8 olarak bunun sonucu gelir. ve 5 üzeri 8 bakın burada işte. E ile burayla eşleştirmiş olduk. Altın soruda da bu şekilde eşleştirmeleri yaparak sonuçlara ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ve 7. soruya doğru geçiyoruz. 7. soruyla devam ettim. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarının en sade halini üst ifade olarak yazınız demiş. Yazalım arkadaşlar. Şimdi 25'in 4. kuvveti bu. 5'e dönüştürüldüğü için 5'in karesinin 4. kuvveti olarak yazarız. 8'in küpü bölü 5'in eksi 1. kuvveti. Buradan burası 5'in 8. kuvveti çarpı 8'in küpü bölü 5 üzeri eksi 1 olarak gelir buraya işlemler yet sığmayabilir arkadaşlar. Sizler bunu daha detaylı başka bir yerlere alabilirsiniz. Deftere veya kağıda. Sonrasında şunları bir sadeleştirelim arkadaşlar. 5'in 8. kuvveti ile 5'in eksi 1. kuvveti tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarılır. 8'den eksi 1'i çıkardığımızda burada yine bir dönüşüm olayı var. 8 eksi eksi 1'den artıya dönüşür ve 9 olur. 5 üzeri 9 çarpı 8 üzeri 3 şeklinde bu ifadeyi yazmış oluruz. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Çünkü bu 8 de 2'nin küpüne eşit olduğu için 2'nin küpünün küpü şeklinde yazarız. Başında da 5 üzeri 9 vardı. 5 üzeri 9 çarpı 3 kere 3'ten 9 2 üzeri 9 yapar. Bu da üstler eşit olduğu için 5 kere 2 tabanlar çarpılır. 10'a yapar. 10 üzeri 9 şeklinde en sade haline ulaşmış oluruz. Bakın kolay bir soru değil. Önce 5'leri düzenledim. Sonrasında 8'i düzenleyip üstleri eşitledim. Sonrasında da en sade haline ulaşmış oldum. Bu sorular birazcık dikkat ve uğraş gerektiren sorulardır. Diyoruz A'yı bu şekilde çözmüş oldum. B'ye geçiyorum. Silerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Karışmamız adına. B'ye geçtim. Bu 3'ün küpünün küpü şey pardon 3'ün karesi 9 yapar. Yanlış yazdık. 3'ün karesinin küpü çarpı bu ifade eksi 5'in karesi şöyle eksi 5'in karesinin 4. kuvvet şeklinde karşımıza gelmiş. Bölü 27 3'ün küpü çarpı bu da eksi 5'in karesi. Şimdi bu ifadeyi bir düzenleyelim. Şuraya çarptığımızda 3 üzeri 6 çarpı. Buraya çarptığımızda eksi 5'in 8. kuvveti bölü. 3'ün küpü çarpı. Burası da eksi 5'in. Şurada parantezi unutmuşuz. Şöyle geri aldım bir. Heh, şurayı düzeltelim. Eksi 5'in karesi. Devam ettim şimdi. Şu 3 üzeri 6 ile 3 üzeri 3 çıkarıldığında üstler bölündüğünde bunlar çıkar. 3 üzeri 3 kaldı çarpı. Bunlarda tabanlar eşit. 8'den 2 çıktığında ne kalır arkadaşlar? 6 kalır. Eksi 5 üzeri 6 şeklinde sonuçlandı. Daha sadeleşiyor mu? Bunda bir sadeleşme yok. Burada da bir sadeleşme yok. O zaman en sade hali 3 üzeri 3 çarpı eksi 5 üzeri 6 şeklinde B şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu diyoruz. C'ye geçelim şimdi. Burayı temizleyelim. C ile devam edelim. Bunlar biraz daha uğraştırıcı sorular. 2 üzeri 6 onu direkt alırız zaten. 8 2'nin küpü olduğu için 2'nin küpünün eksi 4. kuvveti bölü. Bu 2 üzeri 4'ün 4. kuvveti. 128 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2 üzeri 5 32 idi. 2 üzeri 6 64. 2 üzeri 7 idi. 2 üzeri 7'nin eksi 2. kuvveti. Şimdi düzenliyorum. 2 üzeri 6'ım var. Çarpı. 2 üzeri eksi 12'im var. Bölü. 2 üzeri 16'ım var. Çarpı. 2 üzeri eksi 14'üm var. Şimdi üst tarafa yapalım önce. Tabanlar aynı üstleri topladığımızda 2 üzeri eksi 6 yaptı. Bölü. Alt tarafta ise tabanlar aynı üstleri topladığımızda 2 üzeri 2 yaptı. Şimdi tabanlar aynı bölme işlemi var. Eksi 6'dan 2'yi çıkaracağız. Tabanımız 2. Eksi 6'dan 2'yi çıkardığımızda bakın burası ekstra dikkat. Eksi 6 eksi 2 işlemi var. Eksi 6 eksi 2 işlemi. Dönüşüme uğradığında burası artı burası eksi olduğu için Eksi 8 olarak sonuçlanır. Genelde öğrenciler bu kısmı hatalı yapıyorlar. Eksi 6'dan 2'yi çıkarmak demek. Eksi 8 olarak sonuçlanması gerekir diyoruz. C şıkkımızda bu şekilde çözmüş olduk. Ve son olarak. C şıkkımızda devam ediyoruz. Burayı temizledim. C ile bu kısmını da tamamlamış olmuş olacağız. Şimdi 81 3'ün 4. kuvvetinin karesi çarpı 3 üzeri eksi 5 bölü 3 üzeri 6 çarpı Burada bu ifade 3'ün eksi 2. kuvvetine eşit. Bir de onun 4. kuvveti. Şunu da 3 üzeri eksi 2 yazdım. Bir bölü şekilde verdiği için onu da düzenledim. Şimdi bu ifadeyi toparlayalım. 3'ün 8. kuvveti çarpı 3 üzeri eksi 5 bölü 3'ün 6. kuvveti çarpı 3 üzeri eksi 8. Şimdi alt kısma geçtim. Tabanlar aynı üstleri topladığımızda 3 üzeri 3 oldu. Bölü. Burası ise tabanlar aynı üstleri topladığımızda 3 üzeri eksi 2 oldu. Yine C'de olan benzer bir işlem. Tabanlar aynı 3'ü aldık. 3'ten eksi 2'yi çıkardığımızda 3 eksi eksi 2'den dönüşümden dolayı artıya dönüşür ve 5 olur arkadaşlar. 3 üzeri 5 olarak sonuçlanmış olur. C şıkkımızda diyoruz. Bu şekilde en sade hallerine ulaşmış olduk. 8'in soruyla devam edeceğiz. Buradaki kısımları temizledim. 8'in sorumuza doğru geçtik arkadaşlar. Evet 8'in sorumuza baktığımızda 2 üzeri A eşittir 1 bölü 32 ve 3 üzeri eksi B 1 bölü 27 olmak üzere 10 üzeri B eksi A üstü ifadesinin değeri kaç basamaklı doğal sayıdır diye Sormuş arkadaşlar. Şimdi 2'nin e, kaçıncı kuvveti 32, onu düşünmemiz lazım. 2'nin 5. kuvveti 32'dir arkadaşlar. Ama bir de paydaya gittiği için bu ifade 2 üzeri eksi 5'tir. Çünkü 1 bölü olması için eksi kuvveti olması lazım ve 2'nin 5. kuvveti 32'dir. O yüzden A yerine gelecek sayıyı tespit etmiş oldum. A sayısı eksi 5. B'ye geçtim hemen hızlıca. B'yi bulalım. 3 üzeri eksi b 1 bölü 27 ise 3'ün kaçıncı kuvveti 27? 3. kuvveti. Yalnız burada dikkat edin. 1 bölü 27 olması için kuvvetin eksi olması lazım. ve zaten kuvvetin başında eksi var. O yüzden bakın 3 üzeri eksi b. E, burada b yerine 3 gelecek. Ve 3 üzeri eksi 3 olduğunda 1 bölü 27'ye eşit olmuş olacak. Ama eksiği zaten verdiği için B yerine sadece 3 yazmamız lazım. Bakın bu çok önemli arkadaşlar. Eksi verilmiş sadece 3 yazmam lazım. Eksi 3 yazarsanız eksi de olduğu için artıya dönüşür. Bu detaya dikkat edelim dedik. Şimdi bizden ne sormuş? Hemen diğer kısmına devam edelim. 10 üzeri B eksi A. 10 üzeri B yerine 3 yazdım. A yerine eksi, A eksi 5 yazdım. Eksi eksi 5 buna da dikkat edin. Çünkü eksi çıkarma işlemi var, bir de a'nın işareti var. Burada bir dönüşüm oldu, artı artıya dönüştü. 3 artı artı 5 oldu. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? Sonucumuz 10 üzeri 8 çıkmış oldu. Diyor ki üst ifade değeri kaç basamaklı doğal sayıdır? Bu sayıda 8 tane 0 vardır, bir tane de başında 1 olduğu için 9 basamaklı bir sayıdır diyoruz. Şöyle bir daha yazalım. 10 üzeri 8 ve 9 basamaklı bir sayı oluşturur bu ifade. 8 tane 0 var bir de başında 1 var. 9 basamaklı bir sayı oluşturmuş oldu. 8'in sorumuzun cevabı. 9'un sorumuza doğru geçtik. Burayı temizledik. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Uzun kenarın uzunluğu 32 santim. Kısa kenarın uzunluğu 16 santim olan dikdörtgen şeklindeki bir karton aşağıda verilmiştir. Bu karton birinci adımdaki gibi ortadan dikey kesilip yarısı... Ardından iki adımdaki gibi ortadan yatay kesilip tekrar yarısı alınıyor. Sonra bu kesme işlemi 6. adıma kadar devam ediyor. Bakın şöyle yapılmış. Tamam 32. 16 16 olacak şekilde yarıdan bölünmüş. E zaten kısa kenarda 16'ymış. Yani 16'ya 16'lık kareler oluşmuş. Sonra bu yatayda kesilmiş. 16'ya 8'lik kareler oluşmuş ikinci adımda. Sonrasında bir daha dikeyden kesilmişler. 8'e 8'lik kareler oluşmuş. Bize diyor ki 6. adımda nasıl oluşur? Bakın 4. adımda şöyle 8'e 4'lük eee şekil oluşur 4. adım. Adım adım gidelim. Hata olmasın. 4. adım bu şekilde. Devam ettim. Alttan gösteriyorum. 5. adımda ne olur? 5. adımda bunun yarısından kesilmiş olur. Şöyle dörde dörtlük bir kare oluşmuş olur. Bir sonraki adımda ne olur arkadaşlar? Altıncı adımda. Altıncı adımda. Bu da ikiye bölündüğü için şöyle bir şey olur. Dörde ikilik bir şekil oluşur. Bakın bir yatay bir dikey kesiliyor. Dikey kesildi. Yatay kesildi. Dikey kesildi. Yatay kestim. Sonrasında dikey kestim. Sonrasında yatay kestim. Doğru yaptım. 6. adıma kadar geldim. Ne oluştu arkadaşlar? Bunu büyütüyorum şimdi. Büyük bir şekilde gösteriyorum. Şöyle 4'e 2'lik bir şekil oluştu. Diyor ki bunun bu elde edilen karton parçasının bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? 4 çarpı 2'den 8 santimetre karedir şeklinde cevabı ulaşmış oluruz. Kısa kenarlı uzun kenarı çarparak bulduk. Bu soruyu üstlü ifadelerden de yapabilirdik. Ama biz e, yarısını alarak devam edebilirdik. E, biz şekli çizerek en son şekle ulaşıp oradan yapmayı tercih ettik. İkisi de sizi çözüme götürecektir diyoruz. 9 sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Ve sayfa 43'ü de tamamlamış olduk. Ve burayı temizliyoruz. Düşünme zamanında yaparak çalışmamızı tamamlamış olacağız. Aşağıda iplere bağlanmış her bir çubuk üzerinde mavi ve kırmızı boncuklar oluşturmuş şekil bir üstlü ifadeyi temsil etmektedir. Çubukların sol tarafındaki boncuklar tabanı, bu taraf. Sağ tarafındaki boncuklar üssü vermektedir. Kırmızı boncuklar negatif tam sayıları, mavi boncuklar pozitif tam sayıları temsil etmektedir. Mesela örnek vermiş. Taban burası 3, 3 tane mavi var, 2 tane üst varmış, üssü buraya yazmış. Kırmızı olduğu için eksi 2 olarak almış. Yukarıdaki örnekte çubuğun sol tarafında 3 mavi boncuk olduğundan taban 3 artı 3. Sağ tarafında iki kırmızı boncuk olduğu için 3 eksi 2 olarak belirlenmiş. Örneği anlatıyor bize arkadaşlar. Devam ettim. Aşağıda her birinde iki çubuk bulunan düzeneklere altlarındaki boncuklar eklenecektir. Boncukların tamamını aynı renkler yan yana olacak şekilde ekleyerek üstü ifadeleri oluşturunuz. Boncuklar nasıl yerleştirilirse oluşacak üstü ifadelerin çarpımı olabilecek en büyük değere sahip olur. Bu üstü, ifadeli, üstü ifadeleri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız demiş. Evet A şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bu soruda önce maviyi yerleştirelim. Mavinin açık mavi yerleştirelim şöyle. Oradaki renk mavi. Şu maviyi arkadaşlar buraya mı buraya mı yerleştireceğiz? Aynı renk yan yana olsun dedi çünkü. Bakın şurada negatif bir sayı bu. Üstü çift olursa Pozitife çevireceği için maviyi şuraya yerleştirmek çok mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir tane maviyi buraya yerleştirdim. Çünkü buraya yerleştirdiğinde negatif 100 çok bir sonucu en büyük yapmayacaktır. Ama burada artıya çevirdiği için sayıyı en büyük değere sahip yapacaktır. O yüzden bu ifadeyi buraya yerleştirdim. Peki kırmızıları nereye yerleştirelim? Kırmızıları da arkadaşlar bu pozitife döndüğü için artık bunun yanına yerleştirmemiz daha mantıklı olacaktır diyoruz. Şu ikisini ve şunu biz ekledik. Şimdi değerleri yazalım. 2, 4, 5. Tabanımız 5, üstümüz 6. Şey, sayımız eksi 5 pardon, kırmızı olduğu için eksi 5. Üstümüz 6 çarpı tabanımız 5, üstümüz eksi 4 şeklinde alırsak arkadaşlar çarpımın en büyük değere sahip olur. Bu üstü ifadeleri aşağıda noktalı yere yazmış olduk. Bu şekilde bu çarpımın en büyük olacağını ifade etmiş olduk. B'ye geçiyorum şimdi arkadaşlar. Önce burada hangisini yerleştirelim? Maviyi yerleştirelim yine. Maviyi aldım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda maviye. iki tane mavi var. Tabana mı yazmak lazım? Üste mi yazmak lazım? Tabii ki de Arkadaşlar üstte ya tabana yazmak daha sayıyı büyütecektir. 4'ün küpü burada kaç yapar? 4, 16, 64 yapar. Buraya koysaydım 2'nin 5. kuvveti olacaktı. O da 32 yapacaktı. Bu daha büyük oldu. O yüzden mavileri buraya yerleştirdim. Peki kırmızıyı nereye yerleştirelim? Buraya mı buraya mı? Eğer üste yerleştirsem kuvvet ne oluyor bakın? Ee, teke dönüşüyor ve negatif bir sayı geliyor. Ama buraya yerleştirirsem kuvvet çift olduğu için ne yapacak? Sayımızı pozitife çevirmiş olacak. En büyük değer bu şekilde olur. O yüzden kırmızıyı buraya mavileri buraya yerleştirmiş oldum. Tabi düşünmesi birazcık bunu çok kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi değerimizi yazıyoruz. 4 üssü 3 çarpı eksi 4'ün 4. kuvveti şeklinde bu ikinci ifadeyi de yazmış olduk. Bu şekilde kutudaki şeyleri dağıtmış olduk. Ve C ve, C, C ve diğeriyle devam ediyorum. Burayı temizledim arkadaşlar. Bunların sonuçlarını da isteyenler bulabilirler. C ve C ile devam edelim. Şimdi önce yine mavilere yerleştirelim arkadaşlar. Mavileri. Baktım. iki tane mavimiz var. Buraya yerleştirirsek ne olur? Negatif bir sayının 2, 4, 5 6 7 yine tek kuvvet olur. Burada da negatif bir sayının şey olur. O zaman bunu parçalamak daha mantıklı. Bakın bir tanesini buraya bir tanesini buraya koyarsam 2 4 6 çift oldu. Bu da çift oldu. 2 oldu. İkisini de pozitife çevirmiş oldum ve en büyük değere ulaşırım. O yüzden birisini oraya, birisini oraya koymak daha mantıklı dedim. Kırmızıyı nereye koymak mantıklı? Bakın üssü büyük olan sayı bunu pozitife çevireceği için Şuraya bir tane koyarsak eğer sayımız tabanı büyüdüğü için sayıda büyük bir değeri sahip olmuş olacak. Kırmızıyı da üst tarafa koymak daha mantıklı. Üstü büyük olduğu için dedik. Şimdi sayımızı yazıyoruz. Eksi 5'in 2, 4, 6. kuvveti bakın 5'in tabanı büyüttüğüm için çift kuvvet olduğundan artıya dönüşünde büyük bir değere sahip olmuş olacak. Çarpı. Alttaki değerde 5'in karesi şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bunu da C'yi de oluşturmuş olduk. Ç kaldı son olarak onu da yapalım. Öncelikle mavileri yerleştirelim arkadaşlar. Bu bir değeri. Buraya koyarsam taban 4 olur ama kuvvet eksi 3. Bir çok bir ifade etmez. Buraya koyarsam bunun çiftliğini bozuyoruz. Hiç işe yaramaz. O zaman buraya koymak en azından bir tık daha mantıklı gibi duruyor. Buraya koyduğumuzda çünkü değeri daha düşürmüş olacağız. Tabi kırmızılara da bir bakalım. Burada çift bir değer oldu. Evet dediğimiz gibi buraya bir tekli çiftliğini bozmayalım. Maviyi buraya koyalım. Diğer kırmızıya geçtiğimizde de bunun kuvveti çift olduğu için pozitife döndürecek. O yüzden kırmızıları buraya koysak da tabanı büyütsek üstümüz çift olduğu için sayıyı pozitife çevirmiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde almış olduk. Şimdi sayılarımızı yazalım. 4 üssü eksi 3. 4 üssü eksi 3 çarpı. Eksi 4'ün 4. kuvveti şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Bu şekilde çarparsak en büyük değere sahip olmuş oluruz diyoruz arkadaşlar. C'yi de bu şekilde vermiş olduk ve 44'ü e tamamlamış olduk. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.